Herkese merhaba arkadaşlar. Yarınki Bursa yarışlarının tahminlerini vereceğiz. Ondan önce hemen bir bugünkü Ankara'nın sonuçlarına şöyle bir bakalım. Birinci koşuda Santana ve Banko verdik ama maalesef geçen yarışta yaptığı gibi gelir hakim olur gibi oldu. Fakat ayıramadı. Yattık. İkinci ayakta Kalagay bahsettik. Kaçması lazım dedik. Tek rakibi Tuncer gibi gördük. Tuncer dışarıdan gelince biraz böyle dediğim gibi sapıyor. Ben olsam, yani ilgilenen yerinde olsam, bariyer dibini tercih ettirim. Bugün bariyer biraz kapalıydı oralar ama yine de sabretseydi açılırdı. Bariyer dibinden sanki güç alıyor gibi bana öyle geldi. Açıkçası benim atım olsa en iç kulvara dal derim yani. Başka da bir yerden gelme derim. Wind Blast favoriydi zaten, vermiştik. Powerman Kingspan söylemiştik favori plus'a zaten. Sönmez Bey'i normalde vermemiştim fakat Triple Hüt çıkınca mesaj bölümüne yazdım. İsteyen arkadaşlar Sönmez Bey'i eklesinler diye söyledim. WhatsApp grubuna da eklettim Sönmez Bey'i. Dizdaram ve Baba Dağınoğlu verdiğimiz atlardandı. Şamlıtay önermiştik. Üçüncü at olarak önermiştik. İpmen, Şamlıtay, Nartın Kılıcı demiştik. Şamlıtay iyi koştu. Baba Arif'i atladık. Çok önde kaçan at var dedik ama yine yarış istediğimiz gibi olmadı. Baba Arif de Ankara performansı iyiymiş. Ben orayı da kaçırdım. 1-2'ymiş daha önceki iki yarışı. Bugün de 1 oldu. 1-2-1 oldu. Ankara'yı seviyor ve bir de bekleyerek güzel koştu yani bugün. Sıra etmedi. Regardless'ı, yani su dokunum, ben Banko önerdim. Ama Regardless da fena bir at değil dedim. Regardless çok iyi bir atmış. Fena değil. Epey bir iyi bir atmış. Maşallah yani at her yerde cevap verdi gelen ataklara karşı. Son ayakta inci tanesini de ilk at olarak önerdim. Royal Kaşgar yavrusu dedim. Annesi Royal Avcı kızı. Yani çok iyi koşması lazım dedim. Ve beni yanıltmadı. Uzak ara kazandı. Şimdi yarınki Bursa yarışlarına bakalım. Bursa yarışlarında özellikle ilk altılı daha çok hoşuma gitti. Yakalama şansımızın olduğunu düşünüyorum. Biraz ters ve cazip bir kurgu vermeye çalışacağım. İsteyenler değerlendirebilirler arkadaşlar. Birinci koşuda 4 numaralı Bursa Efes'i bir 40 günlük falan ara sonrası 1500 koştu. Saha çok ağırdı. Sonlarda direnemedi ve dördüncü kaldı. Ama bugün önde fazla rahatsız eden olmasa çok iyi koşar diye düşünüyorum. Bence yarışın en şanslı atı. Bir tane rakip önereceğim. O da 10 numaralı Yakacan arkadaşlar. Belki burada Kudreti çok büyük bir favori çıkacak ama bende yok. Benim kurgumda yok. Ben 4-10 şeklinde tavsiye ediyorum. Belki eleştiri de alacağız ama güzel para için riske girmek gerekiyor bazen arkadaşlar. 4-10 birinci koşu. İkinci koşuya geldiğimizde son yarışında, daha doğrusu iki yarıştır önerdiğim Özgür Fatih'in, yani Nurettin Şen'in gereksiz bir şekilde ısrarla öne gitmek istemesi, önde sürekli rüzgar fırtınası kovalamak istemesinden dolayı at sonlarda direnemedi. Bence biraz da ağır sahayı sevmedi. Yarın daha bir kuru çimde daha iyi koşacak diye düşünüyorum. 3 numara Özgür Fatih yarışın en şanslı atı. 5 numara Amankaya geçen yarışta iyi koştu. Biz o gün 6'da yakaladık zaten. 1500 lira YouTube'da da yakaladık. Bugün de iyi koşar diye düşünüyorum. 9 numaralı işini bilir de son yarışında maiden'dan çıktı. Güzel koştu. Ben burayı 3-5-9 şeklinde tavsiye ediyorum. Günün 3. koşusuna geldiğimizde 4 numaralı Aztekör ekürüsünün de yardımıyla bu yarışı kazanacaktır diyorum. Sizlere bank olarak öneriyorum. Onur Öztürk atın hakkını verecektir. Drummer yarışı süratlendirecek ve muhtemelen Aztekör de sona erdirecektir yarışı. Ama Drummer da önde boş kalırsa affetmez bu arada. Onu da söyleyeyim. Geçen sene 8500 lirayı yakaladık Drummer teki sayesinde. Ferdi Kabadayı biniyordu yanlış hatırlamıyorsam. İyi bir at. Drummer da boş bir at değil. Günün 4. koşusuna geldiğimizde 6 numara Hellora. Gerçekten yarın için çok iyi koşmasını bekliyorum. Bir start hızlı bir çıkışla yarışı çıktığı gibi bitirebilir. Ekürsünde itmanları fena görünmüyor. 8 numaralı Minsk kaliteli bir at gibi görünüyor ama daha bekleneni veremedi. 9 numaralı Profond iyi görünüyor. 5 numaralı Güneş Kız. 12 numaralı Wolfhall ve 13 numaralı Zillion Sun'da sürprizden sizlere önerebileceğim atlar. Günün 5. koşusuna geldiğimizde ilk altın için imkanı olanlar hepsi yapsınlar buraya. Biraz zor bir yarış gibi geldi bana. Ama ikinci altın için hepsi yaparsak bu kez de şablon çok büyüyor. İlk altın için imkanı olanlar hepsi yapsınlar. O şekilde kurgularını yapsınlar. İkinci altın için 3, 4, 5, 6, 9,
10 ve 14 numaralı atları önermek istiyorum. 3 numaralı Kaftan, 4 numaralı Ayliz, 5 numaralı Kayabert, 6 numaralı Gülüşlü, 9 numaralı Gündike, 10 numaralı Çetin Su ve 14 numaralı İtme İreğin şeklinde tavsiye ediyorum. Kısa geçmek isteyenler bu atları değerlendirebilirler. Uzun geçmek isteyenler dediğim gibi hepsi yapabilirler günün ilk altısı için. Yine 6. koşuya geldiğimizde burayı da kısa geçmek isteyenler 5 numaralı Hetebon, Kum performansı hiç fena değil. İyi koşar. 4 numaralı Startay son yarışında uzundan etkilendi. 6 numaralı Gülpembe de bomboş kilosu ile Muhammed Mir Bilgin de eğer startta kalmasa çok iyi koşar. İlk ikinci altı için 5-4-6 geçelim ama ilk altı için yine yeri olanlar 7 numaralı The Collector ve 2 numaralı Lord Admiral'ı da değerlendirebilirler arkadaşlar. Geniş oynayabilen arkadaşlar için ilk altı için 5-4-6-7-2, ikinci altı için 5-4-6 riske girerek 5-4-6 tercihini tavsiye ediyorum. Çünkü ikinci altıda tek bulamadık. Kısa geçmek zorunda kalıyoruz arkadaşlar. 7. koşuya geldiğimizde 5 numaralı Excavation, 10 numaralı Miss Arya ve 12 numaralı The Last Rain'i birbirinden ayırmadan yazmanızı tavsiye ediyorum. 8. koşuya geldiğimizde 4 numaralı Airdrop son yarışında yarışı kazanacak gibi geldi. 400'ün 300'ün oralarda yani sanki yarışı kazanacak gibi geldi. Ya pistten etkilendi ya da atın dilini mi yuttu bilemiyorum. Kadir Tokaçoğlu belki de dil bağı takmasını tavsiye etmiş olabilirler. Bugün Sinan Özen biniyor. Benim en şanslı atım da 4 numaralı Airdrop. Kadir de Kızıl Yağız'a mı gitti yoksa indirildi mi bilemiyorum ama Kızıl Yağız'ın da çim performansı hiç fena değil. Burayı da 4-3 şeklinde sizlere tavsiye ediyorum. Günün son ayağına geldiğimizde son yarışında İsmail Dinar'ın gereksiz demeyin de yol bulamadığı için geç kalan ataklarla girip ikinciliğe yerleşti. Bugün mesafe uzun biraz daha avantajlı görünüyor. 6 numaralı Kral Cem çok iyi koşar. 1 numaralı Wolfson Wolf aynı yarışta 3. olmuştu o da. İyi koşar. Aynı yarışın dördüncüsü Demir Lady de kulaklık taktıktan sonra gayet iyi bir yarış yaptı. Sinan Çetin'le o da yarışın üçüncü şanslı atıdır. 6-1-16 arkadaşlar. Hepinize bol şanslar diliyorum. Kanalımıza abone olur, videolarımıza yorum yazar ve beğeni yaparsanız seviniriz. Ücretli olan WhatsApp grubumuza dahil olmak isterseniz numaramız 0545-625-5093. İlk altılıyı okuyorum. Kafa 4-10, ikinci ayak 3-5-9, üçüncü ayak 4-tek, dördüncü ayak 6-8-9-5-12-13, beşinci ayak imkanı olanlar, hepsi imkanı olmayanlar 3-4-5-6-9-10-14, son ayak imkanı olanlar 5-4-6-7-2, imkanı olmayanlar 5-4-6. Bu ilk altılımız. İkinci altılıyı okuyorum. Arkadaşlar karışıklık olmasın diye 6-8-9-5-12-13, 3-4-5-6-9-10-14, 5-4-6-5-10-12, 4-3 ve son ayak 6-1-16. Hepinize bol şanslar. İyi akşamlar. Hoşçakalın.